Bir geleceğe dönüş klasiği, geleceğin yıldızı adayı olarak bu hafta ismimiz Ali Turap Bülbüz. Bir süredir yapmayı planladığımız evet. bir oyuncuydu. Dedik ki artık bu hafta vakti geldi. Ali Turap 25 Ocak 2005 Düzce doğumlu bir isimden bahsediyoruz. Ee, hocaları onu ofansif bir bek olarak, teknik becerisi yüksek. Uzun taç atışları yapabilen bir oyuncu olarak pozisyon bilgisi kuvvetli bir isim olarak tanımlıyorlar. Ee, sağ iç, orta sağ ve sağ açık pozisyonlarında da milli takımlarında, e, Türk milli takımlarında evet. oynadığı e, bilgisini verelim. İdolü? Kyle Walker. Ha Walker mı? Evet. evet. Bana da trende göre daha mantıklı geldi Kyle Walker. Ama ben sağlam görüyorum. O, oynadı, he, ama oynadığı mevkiler falan teknik becerisi trende de yakın. O da hani altyapıda Öyle. orta saha oynadı falan. Kendi yani diğeri de, de Walker daha superimsi ya. <laughs> evet ama Kyle Walker diğeri de yani. <laughs> kardeşim onu da Ceren <laughs> Yettin yıldız yaptı. Keşke fizik, olarak da keşke Walker olsa o zaman acayip bir şey çıkar ortaya. Evet <laughs> tabii evet. E, ee, disiplini yani karakter olarak nasıl tarif ediliyor diye bir araştırma yaptığımda disiplini soğukkanlı, çalışkan, yaşına göre olgun, Suskun fazla konuşkan değil. Hedefleri hmm. var. Ee, böyle bir profilden bahsediliyor. Ee, milli formayı tabii ki gururla yine taşıyor, devam ediyor. Zaten işte U18 milli takımında da yine kampta zaten kadroda. Kolay sakatlanan bir yapısı yok. Ee, yani tedavi odasını gerektiği kadar kullanıyor diyorlar. Hmm. Onun için çıt kırıldım bir oyuncu da olmadığı söyleniyor sahada mücadelelerde. Evet. Yani biraz Kyle Walker e, işi oradan geliyor. Yani Kyle Walker'da ee, güçlü mücadeleden kaçmayan öndörden tabirle çata çat bir evet. oyuncu olur, değil mi? Çata çat evet, şey yine. <laughs> şey, <ne? gülüyor> <laughs> <laughs> ee, en iyi arkadaşı. Ben Hoca'da kıpı kıpır kıpırını seviyorum. Kıpır kıpır çok güzel güzel anlatıyor. <laughs> kıpır kıpır <bir> oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> en iyi arkadaşı... O da Emirhan Kayar mesela. Evet. Kıpır. evet. Kıpır kıpır oyuncu işte. En iyi arkadaşı Emirhan, Emirhan Kayar mı? Onlar Kayar. <laughs> <laughs> <Ondan> cevap vermişti <laughs> Evet ben dedim ki nasıl yani ya? Benim telefonumu mu dinliyor dedim, <laughs> Mustafa Demirtaş hayırdır? <laughs> en iyi arkadaşı Emirhan Kayarmış. Emirhan da işte Galatasaray yeni sözleşme profesyonel oldu. <laughs> ee, belli maç önü rutinleri olan yani böyle biraz şansa, uhrevi, e, manevi tarafı da olan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Ali Turap'la ilgili sen bu oyuncunun profilini Potansiyelin nereye koyuyorsun? Galatasaray'daki geleceğini ya da belki de onu layık like gördüğün birlik vardır. Ya bir kere e, her zaman söyleniyor ya Altıperdar hiç mi bek çıkmıyor kardeşim, En azından bek çıksın. O bek, bu bek işte Ali Turap. E, potansiyel olarak kesinlikle gelecekte e, Galatasaray'ın iyi ilk bir potansiyeli var. Yani bu potansiyel olarak koyabilirsin. Yani olur iyi. olmaz önünde saça boyu daha uzun sen oynar, satılmaz ya da saça boydan sonra bir tane daha yatırım transferi gelir önüne. Ama potansiyel olarak yani bir gün Galatasaray'ın ilk 11'in sahibi olduğu zaman şaşırmayacağımız bir potansiyel. Ee, ki yani sözleşme yapılmadan önce de burada bir serzenişte bulunuyorduk seninle. Ali Turap, Emin Hankay, Ali Turap özellikle. Milli takımdaki performansı, Galatasaray'ın alt yaş kategorisindeki performansı çok özel bir seviyedeydi. Ee, çok komple bir bek. Zaten anlattığın gibi orta sahada oynayabildiğini gösteriyor. Bekte oynarken de gösterebiliyor. Topla sadece çizgi odaklı değil. Merkezde de hareket edebilen bir oyuncu. Ve benim en çok sevdiğim özel Ali Turap'ın. Çok korkusuz. Yani her anlamda. Yani sen kayvorkul çata çat anlamında korkusuzun altını çizdin. Bence topla giderken de korkusuz. Çok iyi. Ee, ki büyük takımda oynayabilecek bir oyuncu da bu olması gerekiyor. Lan top bana gelmesin. Ya şuraya bindirmeyeyim şimdi. To, Allah vere top bana gelir. Bindirmek zorunda. Topla gitmek zorunda. kadar Var öyle mentalde <laughs> evet. oyuncular. 5 ee, yaşın sol bekinde var mesela. Böyle biri. <laughs> ya top gelir de şimdi mecburen hücum yapmak zorunda kalırız. O yok yani. Ayoturap gidiyor abi. Yani topla da gidiyor. Bindirme de yapıyor. Ve hani alt takımda süre almaya başladığı zaman da bunu kaybetmeyecek özelliği olduğunu hissettir hissettiriyor. E, hücuma destekleri gayet iyi. E, yani top, hem dribbling becerisi var bir de toplu koşullarda hücuma desteği var. E, altyapılardaki Altyapılarda maçlarda ben çok skora katkısını da gördüm. Direkt ceza sahası içerisinde. E, orada da kendisini hissettirmesi güzel. Ben aslında e, değil de Walker'ı de, Walker şu anda kesmeye başlayan Lewis'e daha çok benzetiyorum. güzel. Ee, David Sande hani top aldığı anda direkt ikinci altı numara gibi atıyor onu Pep Guardiola, bu yüzden çok sevdiğini de söylüyor hani farklı oyunlar oynayabiliyor ay içerisinde diye. Ya, Alutrap yapabilir onu. Ee, Alutrap al yapabiliyor, Hı. yani var hani, kendi kategorisinde bunu oynayabiliyor yani böyle orta saha gibi de davranabiliyor. Hani hem sabek, oyun kurulurken bir anda böyle bir ekstra orta saha rolünü üstlenebilir o yüzden Lewis'e daha benzettim. Tabii ki eksikleri var, kuvvet, ee, hani üst seviyeler daha kuvvetli olması gerekir, temposu daha artabilir. Yani bunlar tabii oynayarak gelişir, gelişecek şeyler. Yeter ki oyuncu kendisine odaklasın e, bu işe. Yani potan, Çalışkan diyorlar zaten. E, o, potansiyel olarak iyi. iyi abi, potansiyel iyi. Yani hakikaten e, Galatasaray'ın en kötü senaryoda bence. Yani potansiyeline göre en kötü senaryo sağ bek olur. O bile önemli bir lüks. Mesela şu an sol beke koyacak adam arıyorsun. Hı hı. Yani durum gerektirse oraya bir Türk oyuncu yazarsak. işte Uğur Çiftçi falan gelsin bari oldu ya Galatasaray. Yani alternatif sabek olmasa bile önemli bir lüks yani takımlarımız için altyapıdan çıkmış bir oyuncu. Ya yani Biz zaten altyapıları anlatırken her programda neredeyse bunu vurguluyoruz. Yani bazı oyuncular yani gelecek çok iyi bir sabeki de olabilir Galatasaray'ın Ali Tura. Evet. Ama bazen ikinci parça da olabilir, üçüncü parça yani... da olabilir. Altyapıdan A takıma parçaları da verebilmek önemli. Türk futbolunda biraz bu eksiklik de var. Bunların düzenlenmesi de gerekiyor. Evet federasyon çalışmaları olduğunu da söyledik. ve O standartların sağlanması da önemli. Ama yani Ali Trapik çok beğendiğimiz bir oyuncu. Hepsi çok özel yetenek olacak diye bir şey yok. Biraz tamam. o gençlere de o şekilde bakmak lazım. Değerlendirirken o şekilde değerlendirmek lazım. E, i̇zleyicilerimizden de zaten geleceğe dönüş evet. izleyici sabırlı bir izleyici olduğu için bizi tercih ediyor. E, oyunculara da böyle bakmak lazım. Yani Meta mesela dördüncü stoper olsa gayet iyi. İşte Emin'i geçen sene biz böyle konuştuk evet. ya geçen senenin başında. Tabii. Emin gelsin yedek stoper o olsun yani. Galatasaray bir 3 milyon euro daha vermesin e, başka evet. bir oyuncuya. Aynen öyle. Ayuturap mesela e, Konya Spor'dan aldın. Konya Spor'dan aldın en fazla yedek olur ama. Yine vereceksin 3 Üç, tane aşağı olmayacak ki. Yani bak bu bile ne kadar kulübe bir önemli bir katkı. Tabii. Bir de sadece bon serbest bedeli maliyet anlamında da değil. E, bunu futbolcuların kendisi de söylüyor bu arada. Yani bu direkt içeriden bir bilgi. Hani futbolcunun kendisinden bir bilgi. Altyapılardan yavaş yavaş yükselen oyuncuların şöyle bir avantajı da oluyor. Kontratı da yavaş yavaş yükseldiği için kendisini de kaybetmiyorlar. Bu futbolcu kendisi söylüyor. Çok iyi. Ama Anadolu takımdan transfer gerçekten çok büyük kontratla geliyor. Bir anda evet abi <laughs> futbolculardan biliyorum. Abi bir anda cebime bir buçuk milyon euro girdi. Yani nasıl odaklanayım futbola diyorlar. Hani öyle bir anda düşüş yaşayan çok oyuncu var ya. Ee, Hakan or oradaki para kazanma eğrisi bir anda tavan yapınca kendisini tekrar oyuna veremeyebiliyorlar yani. Bu paraya neredeyse hangi arabayı alsam. Bir anda oraya gidiyor akıl. Ama altyapıdan yükselen önce yavaş yavaş. Önce 100 bin oluyor, 200 bin oluyor. Tabii ki şey 15 bin oynamasınlar da. Tabii. Ee, 500 bin oluyor. Sonra milyon kazanmaya başlıyorlar. Daha kademe kademe gidip. Bir de daha o formaya da aidiyetleri daha yüksek oluyor. Hani 13-14 yaşında, 11 yaşından beri o kulüptesin. Aileyetin de yüksek oluyor. Tam o kulüp oyuncusu oluyorsun yani. O yüzden altyapıdaki oyuncular gerçekten çok 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 büyük. Her bakımdan çok büyük avantaj takımlarımız için. Zaten aidiyeti var. Aynen öyle. O yüzden Galatasaray'ın buraya bakış atması yeniden güçlü şekilde güzel bir şey. E, bu hafta Ali Turab Bülbül'ü anlattık. Galatasaray'ın e, oyuncusu, bir sabek oyuncusu. E, Ali Turaba bundan sonraki kariyerinde sağlıklı, sakatlıksız, gönlünden geçenleri gerçekleştirdiği bir dönem diliyoruz. Galatasaray'da olur, Avrupa'da olur, nerede olursa olsun hem kendisini, ailesini, Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmesini diliyoruz. Mustafa Demirtaş'a ağzına, sağlık. ağzına sağlık diyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenilerinizi bizimle paylaşın. Anlatmamızı istediğiniz genç yetenekler varsa, şu oyuncuyu anlatsanız ne güzel olur dediğiniz isimler varsa Bekliyoruz. Bekliyoruz. Genç milli takımlardan yurt dışında oynayanlar da olur. Yerli de olur. Hatta yabancı da olur. Ki bununla ilgili biz de beklemedeyiz. Ferguson söyledi. Oynamazken... Ferguson girip atıyor Premier Lig'de. Ee, Mitoma diye bir oyuncu hayatımızda duymamışken <laughs> Mitoma bak Mitoma dedi burada Geleceğe Dönüşün ilk bölümlerinde Mitoma şu an Premier Lig'in en formda oyuncularından biri. Bu adam biliyor arkadaş, Scout bu adam. Ee, biz de haber veriyoruz. Umarız e, beğenlerimize layık olmaya e, onu sağlamışızdır. Geleceğe Dönüşü noktalıyoruz zaman. Hoşçakalın hoşçakalın.